Konumuz Türkiye'de sol ve milliyetçilik. Yanında bir de tarih var. 1920 ile 2020 arasında diye bir sınırlama yapıldı konu tespit edilirken. 1920 gerçekten önemli bir tarih. Bunu tabii söylemeye gerek yok ama milliyetçilik açısından da önemli bir tarih. Çünkü hem milliyetçiliğin bir tür kurumlaşması olan Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu tarih, kurulduğu yıl, hem de antitezinin, yani milliyetçiliğin antitezi olan kavramın ilk önemli sahiplenicisi aynı yıl kuruluyor. Kurum olarak sahiplenicisi. O da Türkiye Komünist Partisi. Bunların ikisi de aynı yıl. 1920 yılında kuruluyor. Bilindiği gibi Nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Eylül ayında da Türkiye Komünist Partisi Bakü'de kuruluyor. Şimdi antitezi enternasyonalizm. Tabii pek çok büyük kavram gibi, hatta belki toplumsal kavramların belki de en önde geleni denebilecek bir kavram milliyetçilik, birçok yönden. Ona çeşitli başlıklar altında değinmeye çalışacağım. Fakat daha çok dil açısından bakmaya çalışacağım, belki bekleneceği üzere. Eskilerin dediği gibi serde dilcilik var. Fakat dil bu kadar böyle sözlüklere kapatıldığı gibi bir sözcükler listesi değil tabii. Milliyetçilik sözcüğü başlı başına serüvenleri olan, tarihsel maceraları olan bir kavram sonuç olarak. Onlara bakmadan tek başına milliyetçilik üzerine konuşmak herhalde 2 dakikayı geçmeyen bir tanım olur, sözlük tanımı olur. Aslında tabii 1920'de doğmuyor milliyetçilik kelimesi. Türkiye'de de doğmuyor, bir de Batı'da doğuyor aslında kavramın kendisi. Batı dillerinde ben onu yuvarlayarak söyleyeceğim. Türkçe'de de nasyonalizm olarak telaffuz edilen kelime, kavram. Sözlüklerde bu ikisi birbirinin karşılığıdır. Yani nasyonalizm Batı'nın kelimesi, milliyetçilik Türkçe'nin kelimesi, ilk kelimesi. Bir de sonradan ulusalcılık eklendi. Onu birazdan açalım. Nasyonalizm milliyetçilikten kelime olarak tabii çok daha eski. Nasyonalizm 1100'lerde, pardon, nasyonalizm değil, nasyon kelimesi. Nasyon kelimesi nasyonalizmin kökünde yatan kelime. 1100'lerde doğuyor. Nasyonalizm çok çok daha sonra ve sanayileşmenin bir ürünü. Milliyetçilik anlamına gelen nasyonalizm, o da basbayağı işte Fransız ihtilalinin ardından doğuyor. Çünkü sanayileşmenin ve burjuva sınıfının doğuşuyla aşağı yukarı aynı döneme denk geliyor. Milliyetçilik kelimesinin Batı'da doğuşu. Batı'da doğuşu tabii Türkiye'den daha, Osmanlı'dan daha önce. Neden tabii diyorum? Tabii daha önce. Çünkü sanayileşme dediğimiz zaman Batı demiş oluyoruz. Sanayileşme önce Batı'da gelişiyor bilindiği üzere. Milliyet, millet Millet kelimesi Türkçe'ye Arapçadan geliyor. Osmanlıca'da tabii Arapçadan ve Farsçadan gelen kavramlardan birisi. Millet kelimesi üç katmanlı bir kelime. Anlam katmanı olarak üçlü bir kelime. Nasyon, yani batıdaki karşılığı milletin, böyle değil. Nasyon iki katmanlı bir kelime. Birinci katmanında, milletin birinci katmanında din var. Osmanlı'da yüzyıllarca millet din anlamına geliyor. Ya da o dinin mensubu. Mesela Millet-i İslamiye dediğiniz zaman İslam dininin mensubu insanlar. İslam milleti demiş oluyorsunuz. Millet-i Museviye dediğiniz zaman Yahudi milleti demiş. Daha doğrusu Musevi milleti demiş oluyorsunuz. Yani başlıca üç, bir de tabii Millet-i Mesihiye var. Başlıca üç büyük millet var Osmanlı'da. İslam milleti, Musevi milleti ve Hristiyan milleti olmak üzere. O zaman millet kelimesi doğrudan doğruya bu anlama geliyor. Yani bugün biz buna ümmet diyoruz, millet demiyoruz. Günümüz Türkçesinde millet kelimesi bu anlama gelmiyor. Osmanlı'da bu anlama geliyor. Tarihsel olarak da üç büyük millet var. Şimdi bu yüzyıllar sürmüş, bu millet kelimesinin ilk katmanı. Anlam katmanı olarak temelinde yatan bu. Bu katman, Batı dillerindeki, yani nasyon kelimesindeki katmanlardan biri değil. Orada din katmanı yok nasyonda. Doğrudan doğruya kavim anlamıyla doğmuş nasyon. Zaten nasyon kelimesinin kökeninde de doğuş, Latinceden gelme natio var. Yani aynı doğuştan gelen insanlar, aynı soydan gelen, aynı ırktan gelen insanlar anlamında nasyon. Buna kavmi anlam diyebiliriz. Bu nasyonun ilk katmanında yatan anlam. Nasyon dediğim gibi 1100'lerde kullanıma giriyor. Tespit ediliyor daha doğrusu kullanımı. Millet kelimesinde ise bu anlam, yani kavmi anlam ta 19. yüzyılda, yani 1800'lerde doğuyor. Tanzimat vesaire, o bildiğimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülüş yılları. Osmanlı İmparatorluğu'nda eskiden az önce söylediğim o üç büyük millet, işte İslam milleti, Hristiyan milleti, Musevi millet, bu üçlü ayrım çözülüyor. Aynı kelime, yani millet kelimesi başka bir anlamda kullanılmaya başlıyor. Bulgar milleti, Yunan milleti, Ermeni milleti şeklinde, Arap milleti şeklinde kavmi özellik öne çıkmaya başlıyor ve öyle de adlandırılıyor tabii ki. Bu millet kelimesinin ikinci katmanı, anlam katmanı. Halbuki nasyon kelimesinin ilk katmanı kavmi anlam. Yani 1100'lerde doğunca düpedüz işte Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler gibi kavim temelinde oluşmaya başlayan kelimeler millet olarak adlandırılıyor. Kelimeler değil, kavramlar, gerçeklikler tabii her kelimenin arkasında bir biçimde bir gerçeklik var. Karmaşık ya da basit. Millet kelimesi kavmi anlamıyla 19. yüzyılda doğuyor fakat gerek millet kelimesinin gerekse nasyon kelimesinin günümüzdeki son anlamı ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler esas olarak bence bu olayın, bu dilsel ve toplumsal olayın düğümlendiği ya da en tepe noktasına çıktığı olay Birleşmiş Milletler'in kurulması. Yani Milletler Cemiyeti ilk adıyla oradaki millet kelimesi, Milletler Cemiyeti'ndeki, Birleşmiş Milletler'deki millet kelimesi modern anlamıyla millet. Yani bu artık kavmi değil, mülki denen eski sıfatlarla söylüyorum. Mülki demek tabii belirli bir coğrafya, belirli bir ortak dil, belirli bir ortak tarih. Tam tamına bu Ankara'da bizim Ankara Üniversitesi'nin Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi vardır. Çok sembolik bir yanı var tabii o fakültenin adının. Dil, tarih, coğrafya. Bunlar aslında millet, modern millet kavramının 3 öğesi, eski adıyla 3 unsuru. Bunların sınırladığı yapılar artık millet. Yani kavim değil, bu millet, bu yeni modern millet kavramını belirleyen doğrudan doğruya vatandaşlık. Siz belirli coğrafyada tarihi ve kültürü belirlenmiş toplulukların adı oluyor. Tabii ki birer devlet var bu toplulukların başında. Şimdi bu topluluk kelimesi de önemli çünkü mesela milliyetçilik meselesinin en önde gelen ünlü düşünürlerinden biri Benedict Anderson. O Hayali Cemaatler adlı kitabında topluyor milliyetçilik konusundaki düşüncelerini. Onu anmak gereğini duydum çünkü Hayali cemaatler, cemaat kelimesi de bence çok yerinde değil. Kişisel olarak ben olsam hayali topluluklar diye çevirirdim. Çünkü cemaat günümüz Türkçesinde özel bir anlama geliyor. Daha çok dini topluluklar için cemaat diyoruz. Dini olmayan, gerçi mesela aklıma Yahudi cemaati, ama mesela Rum cemaati diyor muyuz? Sanıyorum demiyoruz. Daha çok din temeline dayalı. Gerçi Musevi cemaati demek daha doğru ama o özel bir durum. Genel planda dinsel topluluklara cemaat diyoruz günümüzde. Dolayısıyla Anderson'ın kitabının adı Hayali Topluluklar olmalıydı bence. Çünkü adam öncelikle bu işte millet, modern milletlerin doğuşunu, millet ne tabii o nasyon, nation kavramından söz ediyor, kelimesinden söz ediyor ve onun tarihsel gelişiminden söz ediyor. Onun aslında düpedüz kurmaca, toplumsal olayların adı olduğunu söylüyor. Onda da kısmen tabii ki haklı. Yani hayali sıfatını çok birebir almamak lazım. Çok birebir almamak lazım şu anlamda bütünüyle hayali bir şey değil. Yani bir rüya ya da kurulmuş bir hayalden ibaret, bir ütopyadan ibaret filan değil milletler. Çok gerçek fakat basbayağı da tamamen hayali özellikler de eklenmiş, ekleniyor hala. Yani günümüzde millet olma yolundaki topluluklarda bunu görmek mümkün. Kendilerine düpedüz olmayan tarihler, Türklerin tarihi de bu şekilde kısmen yazılmış, tırnak içinde yazılmış. Yani işte güneş dil teorisi çok ünlüdür bu konuda. Olmayan tarihler, kahramanlıklar yazılmış düpedüz. O anlamda hayali demekle tabii ki çok haklı fakat bütünüyle değil. tarihçilerin anlattığına bakıldığında tarihsel milletlerin oluşması bu kavramla anılarak oluşması, yani millet gerçeği aslında bugünkü anlamıyla, özellikle bugünkü anlamıyla zaten daha sonra, fakat kavmi anlamıyla doğrudan doğruya sanayileşmeyle at başı gidiyor. Yani mesela Türklerin veya Fransızların veya İngilizlerin ezelden beri, dünya var olduğu ezelebet derler ya, onun gibi her zaman var olmuş bir gerçeklik değil. Her zaman var olmuş topluluklar var ama onlar millet özelliklerini taşımıyor. Yani nasyonla kastedilen veya millet kelimesinin 19. yüzyılda kastettiği şekildeki milletler değil bunlar. Daha kavim, daha küçük, daha değişken topluluklar. Tabii ki en büyük topluluklar, yani topluluk kelimesinin bile kapsayamadığı büyüklükte topluluklar var. Onlara imparatorluklar diyoruz. Nicel olarak büyük ve sınırları durmadan değişen topluluklar onlar. Bu sınırlar meselesi de milliyetçilik kavramıyla ilgili olarak temel kavramlardan bir tanesi. Ama şeyi gözümüzün daha çok da haritaların kurbanı oluruz biz. Osmanlı haritası, işte Roma İmparatorluğu'nun haritası, Rus Çarlığı'nın haritası, batmayan Güneş İmparatorluğu derken Britanya'nın haritası filan. Bunları biz sanki değişmeyen sınırların içindeki büyük topluluklar gibi hayal ederiz. Halbuki sürekli değişen, çünkü toprak kaybetme ve toprak kazanma üzerine kurulu imparatorluklar. Fetih üzerine kurulu ve o dönemin, yani o dönem ne demek? Aslına bakılırsa 2. Dünya Savaşı'na kadar bile diyebiliriz. Bütün o yüzyıllar doğrudan doğruya fetih esasına. Yani insan şeylerin, devletleri bazen insanlara benzettiğim için söze insanların diye neredeyse devam edecektim. Devletler tıpkı orman kanunlarındaki gibi hangisi daha güçlüyse o ele geçiriyor bir toprak parçasını. Sonraki savaşta kaybedebiliyor veya daha başka yeni topraklar ve yeni toplum parçaları, yeni insan toplulukları katabiliyor kendi imparatorluğu. Bu eski tip imparatorluk denen büyük devlet biçimleri tarihi yapan. Şimdi oralarda milliyetçilik yok henüz. Ne var? Egemen kavimler var. Diğerlerine göre bir şekilde daha güçlü olan, daha güçlü liderler çıkarmış veya daha iktisadi imkanlara kavuşmuş. En çok da tabii fetihler sonucunda hazır servetlere el koyuyor. Düşününüz, bir insan topluluğu belli bir coğrafyada, mesela Amerika'nın keşfi veyahut çeşitli Hindistan'ın ele geçirilmesi, Britanya İmparatorluğu için gibi, Afrika'nın tabii ele geçirdiği her toprak parçasından yeni bir güç elde ediyor imparatorluklar. Burada rol oynayan, eski tip imparatorluklarda rol oynayan ideoloji milliyetçilik değil genellikle. Osmanlı'yı düşünelim. Osmanlı'da sonuçta bir dini güç orada. Tabii kendine Osmanlı'nın gücü özellikle de hilafeti edindikten, ele geçirdikten sonra halife bilindiği üzere Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi gibi kabul ediliyor ve onun verdiği güç neredeyse başka hiçbir biçimde elde edilebilecek bir güç değil. Ama o güç öteki gücü, yani iktisadi ve coğrafi gücü kazanma imkanı, fetih yapma imkanını sunuyor. Eski imparatorluklar bu şekilde ve orada milliyetçiliğin zaten kavram da yok. Ama millet kavramı da az önce söylediğim gibi Osmanlı'da din temeline dayalı bir kavram. Şimdi milliyetçilik aslında Türkiye'ye batıdan gelen bir kavram. Milletten türetiliyor. Önce milli sıfatı, millet temeline dayalı demek. Sonra da oradan milliyetçilik. Bu prensibi, bu ilkeyi esas alan hareketler ve düşünceler milliyetçilik adını alıyor. Batı'da ise az önce sanıyorum söyledim, bu işin odak noktasında biraz Fransızlar var. Fransızların ünlü büyük devrimleri 1789, Burjuva devrimi, sınıf olarak, toplumsal sınıf olarak Burjuva devrimi 1789, ondan 10 yıl sonra filan nasyonalizm, milliyetçilik kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Tabii iktisadi temel hiç öyle hayali filan bir temel değil. Doğrudan doğruya işte günümüze kadar yaşanmış en büyük devrimlerin temelinde yatan gerçek, iktisadi gerçek. Sanayileşme, toprak köleliğinin sona ermesi, yani insanların artık alınıp satılmasının sona ermesi, ticaretle elde edilen karların yavaş yavaş makineleşme ve sanayileşme yoluyla işçi sınıfını yaratması. Bunlar aslında belirli bir toplumsal yapıyı da hem gerektiriyor hem beraberinde getiriyor. O toplumsal yapı da işte nasyon, batıda nasyon denilen neredeyse ülke anlamına da, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde nation kelimesi doğrudan doğruya neredeyse ülke anlamına geliyor. Çünkü orada zaten kavmi bir temel tabii var. ABD'de kavmi bir temel yok diyemeyiz. Daha çok İngilizlerin orayı, kıtayı, Amerika kıtasını, Kuzey Amerika'yı ele geçirmesiyle kuruluyor. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz büyük bir soykırımın üzerine oturarak kuruluyor. Kızılderililer denen yerli halkı, Amerika yerlilerini sıfıra çok yaklaşacak kadar kırarak kurulmuş bir devlet. Şimdi bunun kavmi bir özelliği, tamam İngilizler çekirdek, ama ondan sonra o kadar farklı ülkelerden, o kadar farklı halklardan gelip oraya yerleşen olmuş ki şimdi Amerikan başkanlarının "Our Nation" diye nutuk çekerken kastettikleri İngiliz kökenli Amerikalılar olabiliyor, o da var. Yani aslında bu katmanda, iki katmanlı kelimenin ilk katmanında her zaman bir ırk içeriği var. Yani ırkçılık, millet kavramının özellikle ilk katmanının ayrılmaz bir bileşimi. Hem Türkçesinde hem de Batı dillerinde ırk, soy, soydaşlık, bunların tarihte kaldığını kimse söyleyemez. Ama aynı zamanda günümüzde bunun üzerine dediğim gibi sonuncu bir katman eklenmiş. O da vatandaşlık temeline dayalı belirli bir toplum anlamına geliyor ve Our Nation diyen Amerikan başkanları o ülkeyi kastediyorlar. Ülkemiz, ülkemizin Orta Doğu'daki çıkarları diyor mesela. Ulusal çıkarlarından bahsediyor. Günümüzün emperyallerine gelmiş olduk bunu bu son cümlemle birlikte. Eski tip emperyalizmden az önce söz ettim. O fethe dayalı ve fetih ekonomisine dayalı yeni topraklar, ülkeler ele geçirme ekonomisine dayalı idi. Ancak bu sanayileşmeyle, yani milletlerin doğuşuyla, günümüzün ülkelerinin oluşmasıyla birlikte emperyal yapı da değişiyor. Emperyal yapının esası fetihler olmaktan çıkıyor. Daha sanayiye, ticarete bağlı ve siyasi olarak da, sonuç olarak, siyasi biçimler olarak da millet esasına, nation esasına, kavim değil de ya da din, en önemlisi de din değil, kavim ve millet esasına dayalı toplumlar haline geliyor. Batı'da bu son derece belirgin, en belirgin olduğu yerde tabii ki Fransa. Çünkü kanlı ve büyük devrimlerin ülkesi Fransa, dinin geri plana itilmesi. Yani tabii ki günümüz insanının düşünmesi biraz zor. Belki İran bunu denedi bizim bölgemizde. Din esasına dayalı toplum başka bir şey. Seküler toplum ise din esasına dayalı değil. Din her zaman bir günümüze kadar gelen belirleyici damarlarından birisi toplumun. Ama sanayi devriminden itibaren özellikle artık toplumun belirleyici kurumları, işte bunlar nedir? Hukuk, eğitim, sağlık, bütün kültürel alanlar. Bunlar din esasına dayalı değil artık. Peki ne esasına dayalı? Aslında bilim esasına dayalı. Yani aynı zamanda düşünce, ifade özgürlüğü esasına dayalı. Çünkü dinler geri planlara itilmekle birlikte orada tabii bir kilise veya başka tür dini kurumların egemenliğinin de sona ermesi anlamına geliyor. Yani imparatorluktan kurtuluyorsunuz, yerini daha demokratik kurumlar alıyor. İşte bizde Büyük Millet Meclisi'nin kurulması gibi. Ama bu Avrupa'da daha önce ve daha temelli bir şekilde oluşmuş. Temelli değişim şundan, bizde sanayileşmenin daha sonra arkadan gelmesiyle, sanayileşmeyle birlikte gelen tabii diğer dinin geri planda kalması, modern bilimin öne çıkması, laiklik, diğer adıyla sekülerizm olgusunun öne çıkması, bütün bunlar sanayileşme temelinden ötürü bizde daha sonra. Büyük ölçüde de Avrupa'dan örnek aldığımız olgular. Ama tabii Türkiye bu konuda yalnız da değil. Orta Doğu ülkelerinin, özellikle Mısır'da, bir dönem İran'da, oradan öte daha doğudaki Hindistan gibi, Pakistan gibi ülkelerde, daha sonra, fakat sonuç olarak kendi iç gelişmesinin de, iktisadi gelişmesinin de itmesiyle, ama çok büyük problemleri de getirerek oluşan bir süreç sonuçta. Şimdi millet kavramına dönecek olursak dedik ki ikinci katmanında kavmi, işte Osmanlı'da tekrar odaklanalım. Kavmi temel öne çıkmaya başladı. Milletlerin adı ve bağımsızlık savaşları Batı'yı örnek alarak, bildiğimiz tarihtir bu. Tek tek bağımsızlıklarını kazandılar. Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk ve benzeri diğer. Fakat bu arada çok önemli bir şey. Osmanlı millet sisteminde Millet-i İslamiye, yani İslam milleti birkaç kavmi unsurdan oluşuyordu. Tek kavim değil, sadece Türkler yok. Türkler belki değil kesinlikle egemen millet. İslam milleti içinde egemen kavim diyelim daha doğrusu. En azından dilinden biliyoruz biz bunu. Yani Osmanlıca sonuçta Türkçenin tarihsel bir değişkesidir. Değişke deniyor ona. Fakat tek Müslüman kavim değil. Osmanlı'daki Müslümanlığın aslında anası olan ülke Arap ülkeleri. Onlar var Millet-i İslamiye mensubu olarak. Bir de o arada Cumhuriyet'in kuruluşunda da bir başka düğüm noktası oluşturan Kürtler var. Onlar da Millet-i İslamiye'ye dahil. Şimdi Araplar da milliyetçilik rüzgarı mı diyelim, akımı ve sürecine dahil oluyorlar. Tabii diğer din mensuplarının milliyetçiliğe, kavmi milliyetçiliğe geçmeleriyle Arapların geçmeleri farklı etkiler uyandırıyor. Hani özellikle halkın gözünde düşününüz, zaten aynı tapınaklara gitmediğiniz toplumlar, işte Hristiyanlar kiliselere gidiyor, Museviler havralara gidiyor, ama siz Araplar gibi camilere gidiyorsunuz, Kürtler de gibi camilere gidiyorsunuz, ama Cumhuriyet kurulurken Araplar ayrı, yani din esasına göre değil, kavmi esasına göre ayrılıyorlar. Artık millet kavramı tamamen bu şekilde oluşuyor. Şimdi bu çok ilginç bir ayrışma konusu, çünkü o arada mesela Kürtlük olayı hakikaten gürültüye gelmiş. Yani Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçilirken Büyük Millet Meclisi, biliyorsunuz, Cumhuriyet'in ilk büyük adımı, Cumhuriyet'in kurulmasında ilk büyük adım. Orada Kürtler var. Aslında Lazlar, Çerkesler, çeşitli Ermeniler, Osmanlı'daki kavimlerin diyelim biz ona, temsilcileri ilk mecliste var. İlk 2 yıl herkes orada ve herkes son derece özgür konuşuyor. Çünkü herkes canını koymuş o mücadeleye. Ülke işgal altında, büyük emperyaller. Şimdi o sırada gelen emperyaller aslında artık kapitalist emperyaller. Yani eski tip emperyaller değil. Dünyanın çok ilginç bir sahnesi aslında Osmanlı'nın diğer büyük emperyaller tarafından işgal edilmesi. Yani Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar, bunlar 3 büyük imparatorluk ordularıyla hem eski tip ama daha sonra kapitalizme geçmiş ve sanayinin artık esas olduğu toplumların orduları bunlar. Nereyi işgal ediyor? Eski bir imparatorluğu. Kendilerine benzerken aslında yenilenememiş. En azından o kadar yenilenememiş. Kendileri kadar yenilenememiş bir imparatorluğu işgal ediyorlar. Şimdi orada milletler meselesi tabii diğer Avrupa ülkelerinde belirli bir hız, belirli bir hız demeyelim de ona yavaşlık diyelim. Belirli bir süre içerisinde oluşmuş, henüz modern olmayan ama moderne doğru giden, büyük ölçüde modern. Mesela Fransız modernizmi tabii şeyde başlıyor, devrimle birlikte 1789 ve ünlü o üç ilke, eşitlik, kardeşlik ilkeleri, özgürlük, eşitlik, özgürlük, kardeşlik. Üç ilkeye dayanıyor, bizim gibi altı oka değil. Üç ilkeye dayanıyor. Bu müthiş. Yani bir toplumun, tabii ki ne kadar gerçekleşti ayrı mesele, ama bir toplumun iç ilişkilerinin üç esası bunlarsa, orada modern olanın en iyi ilkeleri var, adı konmuş demektir. Zaten insan hakları evrensel beyannamesi vesaire, bunların kökeninde de bu ilkeler sonuçta yatıyor, eşitlik. Bizim bu konuşma dizisinin adı da o açıdan güzel geldi bana. Ne mutlu eşitim diyene. Yani Fransız devriminin eşitlik ilkesi. Ne kadar eşit olabildiler ayrı ama büyük adım. Bunu kabul etmek lazım. Büyük adım olarak milliyetçiliğin aslında payının olduğu bir şey. Şimdi bu milliyetçilik kavramı bela bir kavram. Çünkü bir yanıyla çok gerçek tarihsel olgulara dayanıyor. Ama bu olgular bütün bir yelpaze oluşturuyor. Bu yelpazenin bir ucunda bir zorunluluk var. Bir zorunluluk, millet olma zorunluluğu. Hani tabii bu zorunluluğu böyle kader gibi değil de tarihsel koşulların getirdiği bir zorunluluk olarak anlamak lazım. Yani bazı ortak özellikleriniz, kavminiz, tabii bunun içinde soy sop meselesi de var ama ondan çok öte ortak bir tarih, geçmiş, kültür, yaşıyor olmanız, yaşamış olmanız ve bunların belirli bir coğrafya üzerinde gerçekleşmesi, bunlar millet kavramını getiriyor ve imparatorluk olarak değil de millet olarak yaşayalım fikri. Bu fikir bir noktada bir çeşit zorunluluk halini alıyor. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde bu kavmi milletler öne çıkmaya başlayınca bu tabii düşünsel plana da ilginç bir şekilde yansıyor. Yusuf Akçura bu gelişmenin iki büyük isminden biri. Yusuf Akçura, diğeri Ziya Gökalp. Milliyetçilik kavramlarının düşünsel işleyişini biz bu insanlarda görüyoruz ve yazıyorlar tabii. Yusuf Akçura'nın ünlü Üç Tarzı Siyaset, yani Üç Siyaset Tarzı isimli aslında broşür diyebileceğimiz boyutlarda bir kitabı var. Şimdi o Osmanlı, az önce sözünü ettiğim o süreç, Osmanlı'nın kavmi milletlere ayrılması süreci sırasında üç ayrı eğilim olduğunu tespit ediyor Akçura. Akçura kim? O aslında Türkiye'de, bugünkü Türkiye'de değil de Rusya'da yaşayan, Rusya'nın çeşitli bölgelerinde biraz daha nasıl diyelim dünyadan haberdar aydın kesiminin bir kısmı kuzeyde, Rusya'da yaşıyor. Akçura onlardan biri. Çünkü bir de Fransız esinli aydınlar var. Dönemin aydınları özellikle bu iki ana kaynaktan besleniyorlar düşünsel olarak. Kuzey ya da batı. Tabii ABD de çok ilgilerini çekiyor. Yusuf Akçura'nın anlattığı üç siyaset tarzı dediği üç ana eğilim. Yani Osmanlı çözülmeye başlamış. Acaba hangi fikirler var önümüzde tutulacak yol olarak ve bu fikirlerin hangisi ne kadar iyidir? Yani eleştirel bir gözle kısacası bakıyor Akçura bu duruma. Tespit ettiği üç siyasetten, üç ana fikirden bir tanesi Osmanlı İmparatorluğunu birleştirip, bir çeşit millet olarak birleştirip Osmanlı milleti oluşturmak. Şimdi daha nasıl birleşecek denebilir ama bunun tabii ki imparatorluk biçimi var, bir de millet. Yani daha yakın, daha sıkı bir örüntü oluşturmak fikri var. Bir tanesi bu, yani Osmanlı milleti yaratmak fikri. İkincisi Müslümanları bile, çünkü Osmanlı milletinde birleştirmeyi düşündükleri kavmi milletler zaten ayrılma sürecinde. Bir kısmı ayrılmış, bir kısmı ayrılıyor. Yani bir arada kalmaları şansı artık çok azalmış kavimler bunlar. Dolayısıyla halifeliğin de Osmanlı doğmasından yola çıkarak bir İslam birliği yolunu, din devletinin devam etmesi, bunun da halife yönetiminde İslam ülkelerini, Müslümanları birleştirme yolu olmasını savunanlar var. İkinci eğilim bu. Üçüncü eğilimde Türkçülük, Türk milliyetçiliği. Yani nasıl diğer kavimler kendi milliyetçiliklerinin peşinden gittilerse, Bulgar milliyetçiliği, Rum milliyetçiliği, Ermeni milliyetçiliği, Arap milliyetçiliği gibi Türk milliyetçiliğinin peşinden gitmeyi savunanlar. Şimdi bu tabii çok ilginç bir durum çünkü aslında Cumhuriyet'in Türk esas almak istediği bir Türk kavramı var. Özellikle Atatürk milliyetçiliği adıyla savunan siyasi akımın her zaman, bugün bile tekrar ettiği bir şey. Biz kavmi, soysop esasını değil, beyan esasını, yani ünlü söz ne mutlu, biz burada ne mutlu eşitim diyene diyoruz ama ne mutlu Türk'üm diyene esas alan, bu beyanı esas alan bir politika. Bunu Ziya Gökalp, neden? Çünkü adam Türk değil. Yani Ziya Gökalp aslında Fransız esinli diyebileceğim modern millet kavramına çok daha yakın, hatta neredeyse o kavrama yakın bir şey savunuyor, bir anlayışı savunuyor. Dolayısıyla Türkçülüğün esasları diye hepimizin okullardan en azından bildiğimiz kitabı, yazıları ile ortaya koyduğu görüş bu. Şimdi bu bu üç ana eğilim hepimiz biliyoruz sonuç olarak nereye evrildi. Bunu anlatmak isteyişimin nedeni şu, aslında milliyetçilik karmaşık ve bütün bir yelpaze oluşturan bir kavram dedim ve tarih aynı zamanda. Bir ucunda bu imparatorluklardan çıkılırken, buna Osmanlı İmparatorluğu da dahil, oradan çıkarken milliyetçiliğe bir tür hem zorunluluk, o günkü şartların, çünkü esas olarak bütün kavimlere ve bütün güçlere egemen olmuş bir ideoloji, bir anlayış, düşünme tarzı sonuç olarak. Sonuçta en son aslında Türk milliyetçiliği doğuyor. En son çünkü egemen kavim odur, Türklerdir. Bu kavim sonuç olarak kendi egemenliğini dağıtacak değil ya, kavmi egemenlik meselesine en son sahip çıkan kavim oluyor. Ama o arada ve tabii Mustafa Kemal, biliyorsunuz, o zamanki adıyla, sonradan Atatürk olan o grup diyelim, o ekip diyelim, milliciler deniyor onlara. Milliciler, yani millet kurma esasına sahip çıkanlar. Kuva-yi Milliye, milli güçler, milli kuvvetler, o da işin askeri yönü şeklinde örgütlenerek bu anlamda milliyetçi oluyorlar. Yani milliyetçilik dünyanın pek çok yerindeki gibi bizim tarihimizde de bir kurucu yol, biraz zorunluluktan, biraz da cehaletten diyeceğim tam bu noktada. Cehalet tabii seçilmiş bir yol değil. Yani şunu kastediyorum. Konuşmamın en başında dedim ki 1920 yılı hem milliyetçiliğin zaferi, çünkü Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu yıl, hem de onun antitezi, zıttı olan düşünce akımı, yani enternasyonalizmin partileştiği, o zamanki adıyla fırka, Komünist Fırkası'nın kurulduğu, enternasyonalizmin örgütlendiği yıl. Eylül ayında Komünist Partisi kuruldu. Şimdi fakat milliyetçilik, milliyetçiliğin hiç tahammül edemediği bir düşünce tarzı, enternasyonalizm, o zamanki adıyla komünistler. Sonuçta ne oluyor? 1920 Eylül'ünde Komünist Partisi Bakü'de kuruluyor. Yöneticisi olan 15 kişi Türkiye'ye geliyorlar. Yanlış bilmiyorsam Cumhuriyet henüz yok ama Ankara hükümetinin davetlisi olarak geliyorlar ama boğularak öldürüyorlar. Öldürülüyorlar. 15 kişi Trabzon'da öldürülüyor. Bunların belirleyici özelliği enternasyonalist olmaları. Şimdi milliyetçiliğin tarihi gelişmesinden söz ettim ama aşağı yukarı aynı dönemlerde, yani milliyetçiliğin Fransız devrimiyle başlayıp Fransız devriminin hemen ardından başlayıp aslında kapitalist emperyalizme doğru yükselen bir tarihi var. Günümüzde çok açık bir şekilde kapitalist emperyalizminin ideolojisidir aynı zamanda milliyetçilik. Yani bir ucunda emperyalizmin ideolojisidir milliyetçilik, bir ucunda millet olmaya zorlanmış toplulukların, bugün bile millet olmaya doğru zorlanan topluluklardan bahsedebiliyoruz. Çünkü işte dünyanın çeşitli bölgelerinde, bizim ülkemiz dahil, millet olmaya doğru giden topluluklar var. Kürtleri kastediyorum tabii ki Türkiye'den bahsederken. Bunlar tarihin çarkları ama aynı zamanda işin içerisine emperyallerin oyunları, entrikalar, yanlış politikalar vesaire de giriyor. Diyordum ki Komünist Partisi'nin 15 yöneticisi Trabzon'da boğduruldu ve öldürüldü. Şimdi onlardan önce Türkiye'de ünlü olan bir başka enternasyonalist var. İştirak gazetesini çıkaran, İştirak Katılım eski Türkçe'de. İştirakçı Hilmi gazetesinden ötürü öyle deniyor. Var enternasyonalist. Daha sonra da başka yayınlarda yapıyor. Çok çalışkan bir insan. Parti kuruyor. Osmanlı Sosyalist Fırkası. Sonradan Türkiye Sosyalist Fırkası'nı kuruyor 1919'da. 1921 Ocağında komünistler Bakü'den gelen Komünist Partisi yöneticileri öldürülüyor. 1922'de de İştirakçı Hilmi öldürülüyor. Yani internasyonalistlerin önde gelen temsilcileri Cumhuriyet'te böyle öldürülüyorlar. Avrupa'da tabii çok daha önce internasyonalistler, Karl Marx ve Engels ünlü düşünürler. Onlar işte 1848, yani bütün o burjuva devrimleri, sanayi devrimi, bütün her yerde işçi sınıflarının iktisadi mücadeleleri gelişirken Karl Marx'ın bir numaralı ideolojisi diyelim, enternasyonalizm. Komünizm içsel bir şeydir, politikadır. Komün ortak demek. İktisadi araçların kişilere ait değil, topluluğa, toplumun bütününe ait olması. Sonradan bu devletçilik şeklinde anlaşılmıştır Sovyetler'de falan, sosyalizm şeklinde. Halbuki Karl Marx sosyalizm falan dememiş. Ama işin önemli tarafı, milliyetçilik açısından bakınca şu an konumuz açısından önemli olan tarafı enternasyonalizm. Bu da tabii aslında çok pratik bir durumun adı olarak Komünist Manifesto'da ifadesini buluyor. Karl Marx'la Engels'in beraber yazdıkları manifesto, ünlü manifestoda işte ünlü "işçilerin vatanı yoktur" sözü, zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur sözü. Bunlar bir gerçeğin adını koyuyor. O sırada işçi sınıfları, sanayi kurulmuş, işçiler günde 16 saat filan çalışıyorlar ve bunun dışında işte bir çeşit insani olmayan hayat. Ancak üremek, kendilerini yeniden üretmek ve sanayi üretimi için emeklerini vermek şeklinde. Onların vatanının olmadığını söylüyor. Aslında Marx orada şunu kastediyor: vatan onlara ait değil, ellerinde hiçbir şey yok. Yani zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yok derken onu kastediyor. Bu aslında o dönem dünya ölçüsünde denen ama tabii çoğu zaman Avrupa merkezli olup bitmiş enternasyonal örgütlerin kurulması, çeşitli ülkelerin komünistleri birleşiyor ve sonuçta 2, sonradan 4'e kadar çıkıyor bu enternasyonal örgütler. Fakat şöyle bir gerçeklik var: enternasyonalizm, yani uluslararası eşitlik, kardeşlik, ortaklaşma fikri, fikriyatı, ideolojisi, bu son derece bilinçle olabilecek bir şey. Yani insan dediğimiz varlığın kültürel yapısından doğabilecek bir şey. Öbür doğal zorunluluk veyahut iktisadi zorunluluğun getirdiği nokta daha çok milliyetçilik. Milliyetçilik, az önce açıkladığım gibi, neredeyse hani bir ailenin içine doğarız biz. Kendimiz seçmeyiz, annem kim olsun, babam kim olsun. Bunu insan bireyi seçemez. Ancak doğduktan sonra karşılıklı bir, ya da doğmadan önce aslında, bir hayatımızın belki en önemli ilişkisi kurulur. Bir parça buna benzer biçimde içine doğduğumuz kavmi de seçmeyiz. Yani biz bir bebek Türk olayım mı, İngiliz olayım, bunu seçemez yani. Doğarsınız ve kendinizi o milletin bir parçası olarak, o toplumun milletin, kavmin, sülalenin, ailenin böyle boy boy toplulukların bir parçası olarak bulursunuz ve oradan sizinle fırtınalı bir ilişki kurulur. Bunların işte enternasyonalizm aslında lafı çok edildi. Özellikle reel sosyalizm, sosyalist ülkeler kurulduktan sonra adı enternasyonal olan birlik, bu ülkeler arasındaki, sosyalist ülkeler arasındaki ilişkinin ilkesi gibi çok konuşma konusu oldu ama zaman içinde anlaşıldı ki o kadar da enternasyonalizm, o kadar da eşitlikçi temellerde gerçekten inşa edilebilmiş değildir. Mesela bunun kişisel olarak en yakıcı bulduğum görünüşlerinden birisi, yani enternasyonalizmin gerçekleşememiş olduğu, hani sosyalist ülkeler arasında bile gerçekleşememiş olduğunun çok açık bir örneğini bizim sınırlarımızda yaşıyoruz. Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki ilişki. Bunların ikisi de eskiden sosyalist ülkelerdi. Eğer enternasyonalizm gerçekleşebilmiş olsa, bugünkü çatışmalı ilişki, düşmanca ilişki olmayacaktı. Olması için bir neden yok. Oturulup orman kanunlarına göre değil de ideal bir insanlığın gerektirdiği üzere aralarında anlaşarak var, zenginlikleri akla uygun olarak paylaşarak çözebilirlerdi sorunlarını. O zaman tekrar takıldım. Ben de öpeyim, tamam. Benim faranjitim böyle zaman zaman. Siz de sigara içiyorsunuz. Evet. Ben de 33 sene içmiş olduğum için şekilde görüldüğü gibi. Evet. Tekrar Akçura'ya dönelim. Diyordum ki bildikleri 3 siyasi yol, işte 3 tarzı siyaset. Önlerinde Akçura'nın tespit edebildiği 3 siyasi eğilim. Az önce söylediğim gibi Osmanlı milleti, İslam birliği, panislamizm diyor Batılılar. Panislamizm, İslam birliği, halifenin yönetimi altında veyahut Türk milliyetçiliği. Tarihten bildiğimiz kadarıyla Türk milliyetçiliği galip geliyor. Ama az önce parantez açıp söyledim ki aslında çağın bir de enternasyonalizm şıkkı vardır. Ve mesela Sovyetlerin öncülüğünde Doğu Halkları Kurultayı diye bir kurultay yine Bakü'de yapılmıştı. Oraya Hindistan'ından tutun işte Türkler, çok çeşitli, Doğu deyince aklınıza kim geliyorsa bütün kavimlerden ve ülkelerden temsilciler gelip Doğu Halkları Kurultayı'nı yapmışlardı ve onlar kurultayın esas tavrı emperyalizme karşıydı. Batı'nın artık kapitalist emperyalizm haline gelmiş güçlerine karşıydı. Tabii bu Sovyetlerin aynı zamanda kendi kuruluşunu korumak amacıyla kendi çeperlerinde bir tür güvenlik çemberi oluşturmaya çalışıyordu Sovyetler. Bütün devletler gibi. Hani devletler bir dostluk temelinde değil de çıkar temelinde hareket ettikleri zaman, orman kanunu diyorum ben ona, ister istemez güç esasına göre ilişki kuruyorlar. Sovyetler de ne yazık ki o güç esasından kendini kurtaramadı. Gitgide daha Rus şövenizmine, paçayı kaptırdı. Stalin bunun çok ilginçtir. Türk milliyetçiliğini Türk olmayan birisi teori haline getirdi, Ziya Gökalp. Rus milliyetçiliğini de Sovyetler çerçevesindeki savunucusu Stalin'dir, yani bir Gürcü. Bu da çok ilginç. Ancak tabii bunlar daha modern milliyetçilik denen şeye daha yakın çizgiler oldular. Bunu da görmek lazım. Milliyetçilik Marksist bakış açısına göre, yani teminden beri iktisat temelini öne çıkaran şeyler söyledim. Kişisel görüşüm öyledir. Hep öyle oldu. Buna göre aslında bir toplumsal olguyu kendisinden önceki döneme göre tartmak lazım. Dolayısıyla milletleşme, millileşme, milliyetçileşme süreçlerini kendinden önceki döneme göre tarttığınız zaman, mesela Osmanlı'daki milliyetlerin doğuşu önceki eski tip emperyal yapı, yani din esasına dayalı, Avrupa'daki imparatorluklar da öyledir. Onlar gibi din esasına dayalı olmaktan çıkıp modern sanayiye dayalı, modern bilime dayalı milletler haline gelme. Bunun ideolojisi olduğu için Marksist hareketler milliyetçiliğin bu aşamasını ilerici, devrimci hatta olarak tanımlar. Sonuç olarak bizim Cumhuriyet devrimimiz de böyle milliyetçiliğe dayalı, milli olanı öne çıkarmak anlamındaki bir milliyetçiliktir bu. Kendi milletini üstün saymak, öyle davranmak, ezici davranmak, egemen milletin üstünlüklerine dayanmak, başkalarını ezmek. Bu ise daha Nazilere kadar giden nasyonal sosyalizm, tarihsel adıyla Almanya'daki uçlarına varan anlayış. Ona da şöven milliyetçilik diyenler var. Tabii şöven kelimesi son günlerde bende hemen George Floyd çağrışımı yapıyor. George Floyd'u herhalde unutmayacağız. O kimdi? ABD'de siyah bir vatandaş, George Floyd adı, polis tarafından gözünüzün önüne getirin, kaldırımda boynu sıkıştırılarak havasız bırakılıp öldürüldü. Ve insanlar nefes alamıyorum sloganıyla isyan ettiler. Protesto gösterileri dünyanın her yerinde yapıldı ırkçılığa karşı. Şimdi o öldüren polisin adını da unutmak zor. Çünkü adamın adı Derek Chauvin. Chauvin, yani adamın adı. Şeyi bilmiyorum, araştırmaya da elim varmadı. Acaba bu adam Chauvin'in akrabası mıdır? Şimdi bunları söylüyorum çünkü Chauvin milliyetçilik, ırkçı milliyetçiliğin adı olan bir kavram. Bu adamın da soyadı Chauvin ve Chauvin milliyetçilik kavramının kökeninde de bir Fransız, adı Chauvin olan bir Fransız var. Irkçılık şampiyonluğu yapmış bir Fransız. Şimdi soyadı aynı. Tarihin cilvesi derler ya, sanki öyle bir trajik durum. Dolayısıyla o Chauvin nasıl bir milliyetçilikse, işte nasyonalizm, nasyonal sosyalizm akrabası o zihniyette birisi. Siyah insanı siyah olduğu için öldürebilenlerden. Bizim de Türkiye'de ilginç bir şekilde ırkçılık deyince aklımıza daha çok ABD'de siyahlara karşı işlenen suçlar gelir. Halbuki sadece siyahlara karşı değil, ırkçılığın aldığı biçimler çok sayıda. Ve Cumhuriyet ne yazık ki kendi Türk milletini kurduktan sonra ne yazık ki bir Türkleştirme politikası uygulamaya koyuyor ve adım adım bu politika. İsimler, yer isimleri, insan isimleri, her şeyin yıllar geçtikçe Türkleştirildiğini görüyoruz. Şimdi bu tabii milliyetçiliğin bir ucunda nasyonal sosyalizmin olduğu bir eksen, milliyetçiliğin gelişme çizgilerinden birisi bu. En temelinde, en azından Türkiye'deki biçiminde tabii çok karmaşık tarihsel koşullar var ama bir standartlaştırma zihniyeti var. Aslında bu kapitalizmin temelinde de olan, sanayileşmenin temelinde de olan bir şey. Eşyaları standartlaştırdığı gibi insanlar, mesela prizi veririm örnek olarak, daha çok priz eğer standarda uygun değilse kullanamazsınız, sizin fişiniz oraya uymayabilir gibi. İnsanları da standartlaştırmaya çalışıyorlar. İşte tek dil, tek devlet, tek bir şey. Bunlar, tekçilik aslında standartçılığın bir biçimi. Bir yanıyla zorunlu, çünkü sanayileşme başka türlü olmuyor. Sanayileşmeden başka bir yola henüz biz insanların aklı ermediği için insanları da, hatta hatırlıyorum bir ara bir yerde okumuştum. Türk Standartları Enstitüsü'nün yıllar önce, hangi yıllardaydı şimdi aklımda değil, İnsanlar için de bir takım standartlar yazdığını öğrenmiştim. Sonradan kaldırılmış onlar. Ama mesela şu tür ifadeler oluyor. Bir Türk'le karşı karşıyaysanız, işte onunla ilişkide şöyle şöyle sağlam yanlar vardır. Ama bir, işte unuttum ama, azınlıklardan söz ediyor ve diyor ki onlarla karşı karşıyaysanız, İşte sizi aldatabilirler, kandırabilirler, onlarla ticaret yaparken dikkatli olun filan. Bunu Standartlar Enstitüsü bir standart olarak yazabilmiş. Muhtemelen bu dünyada ırkçılığın yükseldiği o Hitler zamanları, nasyonal sosyalizm zamanları. Fakat biz şunu biliyoruz, bu milliyetçi mayalanma deniyor. Hani bu Osmanlı'nın son döneminde kavmi milliyetçilikler ayrılmaya başladı, ön plana çıkmaya başladığı dönem Ermenilerin Ermeni tehciri, kıyımı ve soykırımı aşamalarına varan sonuçlar veriyor. Cumhuriyet dönemindeki Türkleştirme politikalarının da çok tarihi sonuçları var. Bunları aslında normal gündelik hayatımızda öğrenmeyebiliyoruz. Yani mesela eğer siz Rum değilseniz, 1964'te Rumlara ne olmuş onu bilmeyebilirsiniz. Kişi olarak ben mesela bunu işte son 20-30 yıl içerisinde öğrenmişimdir. Ta 1964'te ne oluyor? Rumların bir kısmı Türkiye'den resmen tehcir ediliyor. Zorunlu göçe tabi tutuluyor. 6-7 Eylül olayları. Yani 38 Dersim. O da bir başka katliam. Kürtlere yönelik asimilasyon politikaları uygulanan, Çok sayıda böyle ırkçı olay var tarihimizde. Aslına bakılırsa bu açıdan, milliyetçilik açısından, ırkçılık açısından devletlerin, mevcut devletlerin birbirinden farklı olduğu kanısında değilim, onu söyleyeyim. Bir de devletlerin birbirinin kışkırtıcısı olduğu bu açıdan. Çünkü birbirlerini hem tehdit ediyorlar, hem birbirlerinden korkuyorlar, hem de birbirlerini örnek alıyorlar fena halde ve aşağı yukarı aynı esaslara göre çalışıyorlar. Milliyetçilik konusuna dönecek olursak, bütün bunları da milliyetçilik örtüsüyle yapıyorlar. Şimdi bu dil bilimde örtmece denen bir dil olgusu. Örtmeceden kasıt şu, herhangi tatsız bir olayı dile getirecekseniz doğrudan, mesela kanser diyeceksiniz, bir insan diyelim bu hastalığa yakalanmış, ondan söz edeceksiniz, başka bir kelime kullanıyorsunuz. İşte eskiler menhus hastalık derlerdi. Şimdi daha işte başka kelimeler kullanılıyor filan. Buna dil bilimde örtmece deniyor. Mesela bir insana aptal demek çok ağır bir söz olabilir. Onun yerine pek akıllı değildir dersiniz. O bir örtmecedir. Aptal sözünün örtülmesidir. Milliyetçiliğin en temel özelliklerinden, kavram olarak milliyetçilik kavramının temel özelliklerinden birisi vahim ideolojik tavırların örtüsü haline gelmiş olması. Türkiye için bu özellikle geçerli. Çünkü Avrupa'da mesela milliyetçilik olumlanabilen bir kavram değil. Türkiye'de oysa milliyetçi olmamak pek akla gelebilecek bir şey değil. Herkes kendini milliyetçi bir şekilde saymak zorunluluğunu hissediyor. Neden? Çünkü her şeye örtü olabiliyor hala bizim toplumumuzda ve bizim dilimizde. Kelimelerin böyle çok ayrı hayatları var. Nasyonalizm ise özellikle İkinci Dünya Savaşı'yla biten o nasyonal sosyalizm, min nasyonalizminden ötürü o işte insanlığın vardığı o en uç vahşetlerden biri o olduğu için daha sonraki dönemde, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da ben nasyonalistim diyemez insanlar. Nasıl ki ben ırkçıyım veyahut ben şovenistim diyemiyorsanız, kimse demiyorsa, kimse demez. Ama ne der? Bizim ülkemizde biz milliyetçi oluyoruz. Bu aslında Avrupa ile ilişkilerimizde düğüm noktalarından birisi milliyetçilik kavramı. Tabii başka düğüm noktası olan kavramlar da var. Terör ve terörist tanımları da bunlardan biri. Yasalara filan da geçmiş olan. Fakat milliyetçilik başlı başına bir şey, olay. Konumuz sol ve milliyetçilik başlığımız. Gidip gelerek sola da bakıyoruz. Başlangıçta sol sayılabilecek bir ideoloji iken milliyetçilik ve tabii Cumhuriyet'in kurucu partisinin ilkelerinden birisi de milliyetçilik olarak konmuş adı Altı Ok. Altı Ok'tan birisi CHP'nin kuruluşunda milliyetçilik. Şimdi çok ilginç tabii, bu açıdan çok ilginç olan bir nokta, günümüzün CHP'si Milliyetçi demekle yetinmiyor. Neden? Çünkü çeşitleri çıkmıştır Cumhuriyet boyunca. Milliyetçiliğin çeşitleri çıkmıştır ve bunların bir kısmını herkes üstlenmek istemez. Mesela adı milliyetçi olan bir parti var. Milliyetçi Hareket Partisi. CHP oradan biri gibi gözükmek istemez. Dolayısıyla kendi milliyetçiliğine Atatürk milliyetçiliği adıyla farklı bir isim koymak ister, koyar. Atatürk milliyetçiliği tam bir ara Ziya Gökalp için sözünü ettiğim prensip üzerine dayanıyor. Yani sizin hangi kavme mensup, hangi kökenden olduğunuz, hangi inançtan olduğunuz değil, ben Türk'üm demeniz, Türk olmanız için yeterlidir. Bu vatandaşlık temeline dayalı milliyetçilik. Cumhuriyet Halk Partisi ve aslında Cumhuriyet bir bütün olarak bu esasa dayanma iddiasıyla yola çıktı. Ama ne yazık ki az önce sözünü ettiğim ırkçı uygulamaları, işte varlık vergisi de geliyor şu an aklıma konuşurken, 6-7 Eylül olayları geliyor, Struma gemisi geliyor aklıma, sayısız ırkçı politikayı milliyetçilik adı altında uygulamış durumda. Cumhuriyet'in ne yazık ki sicili bu şekilde bir yanıyla parlak olabilir ama bir başka yanıyla hiç parlak değil. Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi ne soldan sayacak mıyız, saymayacak mıyız? Yeri gelmişken sol kavramını bir parça, iki cümleyle konuşmak da gerekebilir. Sol genellikle verili düzenin karşısına çıkan düşünce akımları için kullanılan bir sıfat biliniyordur mutlaka. Fransız parlamentosu diyorlar ama biz Britanya parlamentosu diye öğrenmiştik Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. Sol tarafa oturanlar daha çok işte muhalifler, kurulu düzeni değiştirmek isteyenler, sosyalistler, komünistler, diğer sol, sonradan adı sol alan, bu akımların hepsinin adı sonradan sol olmuş. Niye? Parlamentoda solda oturdukları için. Sağda oturanlar ise daha çok kurulu düzeni savunan siyasi akımlar, partiler olmuş. Şimdi bu oturma düzeninden yola çıkmış ama iki ayrı açıdan bakabiliriz günümüzde düşündüğümüz zaman. Bir tanesi kişi ya da örgüt, kurum kendisine ne diyor? Bu önemli. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne hatırlıyorum Bülent Ecevit günün birinde ortanın solu etiketini takmıştı. Yani kendi örgütlerine ve o kabul görmüştü o zamanlar. Ortanın solu sol. Efendim Pirinçey'in partisi kendine sol der, hatta işte Türk solu diye yayınlar çıkarır falan filan. Ama onların dışında kalan Türkiye solunun hiçbir kesimi Pirinçey'in kurduğu partileri soldan saymamıştır. Böyle bir gelenek var. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi günümüzde kendisini sol, merkez sol, en azından merkez sol diyenler var, sosyal demokrat diyenler var. Dünya siyasi kültüründe sosyal demokrasi soldan sayılan bir siyasi akımdır. Eğer buna sahip çıkacaklarsa milliyetçilik meselesinde tamam tanımlamaları uygun görünüyor. Fakat tarihsel uygulamayla başları dertte demektir. Çünkü Cumhuriyet tarihi boyunca hakikaten sosyal demokrat olmaya, evrensel tanımıyla sosyal demokrat olmaya, ırkçı olmamaya ayrımcı olmamaya uygun bir tarihleri yok. Bunlarla yüzleşmeleri veya öz eleştiri yapmaları, tarihlerini gözden geçirmeleri gerekecek. Ondan daha sola bakacak olursak, sol ve milliyetçilik, solun milliyetçilikle olan ilişkisi konusunda sorulmuş önemli sorulardan biri 68 milliyetçi miydi sorusudur. Bir ara çok tartışıldı. Benim de mensubu olduğum bir kuşak 68. Benim buna verdiğim, galiba yazmıştım da bu konuyu, buna verdiğim yanıt aşağı yukarı kabaca iki paragrafta toplanabilir. Birincisi, 68'liler deyince kimi kastediyoruz? Aslında orada da bütün bir yelpaze vardır. Bir kısmımız silahlı hareketler içine girdik ama o daha çok 70'ten itibaren oldu. Bir kısmımız girmedik. Türkiye İşçi Partisi, mesela ben dahil olmak üzere, yasal kurulmuş bir partinin üyeleriydik. Ama tabii Fikir Kulüpleri Federasyonu'ndaydık aynı zamanda. Fikir Kulüpleri de sonradan Dev Genç adını alarak içerik ve nitelik değiştirdi vesaire. Demek istediğim bütün bir yelpaze. Ama tabii bu yelpazenin bir ucu Kemalizmle birleşti. Hani Türkiye her an ve hala Kurtuluş Savaşı veriyormuş duygusuyla, anti-emperyalizme karşı, emperyalizme karşı anti-emperyalist mücadele veriyormuş duygusuyla hareket ettiler. Bunlar çok yakın arkadaşlarımız, hepimiz bir aradaydık mesela Ankara Siyasal'da, Mahir Çayanlarla bir aradaydık ama sonra yollarımız ayrıldı. Şimdi günümüzden bakarak önce genel prensibi söyleyeyim, ondan sonra günümüzden bakalım. Genel prensip aslında, yani genel dediğim evrensel, dünyanın neresinde olursanız olun, emperyalizmle ilişkinizde eğer emperyalizm size saldırıyorsa siz ulusal davranırsınız. Yani ona karşı mücadele, her yolla mücadele edersiniz. Ama sizin egemen olduğunuz, ulusa mensup olduğunuz bir ülkede ezilen uluslar varsa, ezilen ulus mensupları varsa siz onlara karşı ulusal değil, onların haklarını savunmak çizgisinde yer alırsınız. Bu aslında evrensel ilkedir. Yani internasyonalizmin ilkesidir. Benim bildiğim bu ilkeyi ne zaman öğrendik? 68 sırasında da biliyor muyduk? Çok emin değilim. Düşünmemiş de olabiliriz, öğrenmemiş de olabiliriz. Fakat çünkü yeterli kaynağımız da yoktu. Biz son derece kulaktan dolma, işte siyasal öğrencisi olarak belki biraz daha bir şeylerden haberdardık ama siyasal öğrencisi olmak da her şeye erişiminiz olduğu anlamına gelmiyordu. Ancak biraz yabancı dil öğrenerek öğreniyordunuz bazı şeyleri, internasyonalizmi filan. Önümüzde bize en yakın, tanıdığımız en yakın devrim Cumhuriyet devrimiydi ve bazı arkadaşlarımızın dediğim gibi kendini Kemalist devrime yakın hissettiği doğrudur. Bu silahlı mücadele zamanı fikrine kapılmalarının iki kaynağından birisi odur. Yani ulusalcılık, diğeri de Latin Amerika türü şehir gerillası fikriyatı. O da Castro kaynaklı, tabii Küba'nın devrimine özenmekten gelen bir şey. Bunların hepsi kendilerine ulusalcı dediler çünkü emperyalizme karşıydılar. Yani emperyalizme karşı olmak anlamında ulusalcıydılar. Şimdi yeri gelmişken ulusalcı kelimesine de değinmeliyim. Çünkü milliyetçi kelimesi ile ulusalcı kelimesi birbirinin eş anlamlısı olarak verilir. Sözlüklerde baktığınızda karşısında birbirinin anıldığını görürsünüz. Yalnız hatırlayalım, milliyetçi kelimesinin kökeninde millet kelimesi var. Yani Osmanlıcadaki Osmanlıcadaki ilk katmanla birlikte üç katmanlı bir kavram söz konusu. Milliyetçilikte bu devam ediyor tabii. Milletten gelen milliyetçi her ne kadar modern bir kavramsa da milliyetçi kavramı modern. Millet modern öncesi bir kavram ama kökeninde millet var. Bunların hepsi birbiriyle iç içe. Ulusalcılık, ulus yani millet yerine ulus dediğiniz zaman ulusta din kökeni yok. Yani birinci katman yok. Modern katmanları var. Kavmi kavram ve modern kavram var. Katmanlar olarak yer alıyor. Dolayısıyla ulusalcı kavramı milliyetçiden bu anlamıyla bir katman farkıyla ayrılıyor. Tabii tarihsel uygulama olarak da ayrılıyor. Mesela MHP üyeleri kendilerine ulusalcı kolay kolay demezler. Milliyetçi denince onlar akla gelir. Ülkücü veya milliyetçi deriz. Dendiği zaman akla gelenler onlar. Kendilerine de öyle diyorlar. Ama kendisine ulusalcı diyen kesim genellikle laik denen kesimdir. Ya da günümüzde seküler demeyi tercih ediyoruz. Daha geniş özgürlük alanlarını kapsadığı için. Arada böyle bir aslında anlam bilimsel fark var. Bunu niçin 68 bağlamında açmak ihtiyacını hissettim. Günümüze gelerek belki bitireyim konuşmamı. Günümüz solunda milliyetçilik ne durumda? Var olan CHP'den öte çeşitli sol partiler var bilindiği üzere günümüzde. Milliyetçiliğe açık ve kesin bir biçimde tavır alan bir numaralı parti HDP, Halkların Demokratik Partisi. Bu çok önemli bir şey kanımca. Çünkü günümüz Türkiye'sinde belli başlı iki milliyetçilikten söz ediliyor. Güçlü ideolojiler olarak bir tanesi Türk milliyetçiliği, diğeri Kürt milliyetçiliği. Ve HDP'ye yöneltilen bir teşhis Kürt milliyetçiliği. Şimdi halbuki HDP'nin programında çok açık bir şekilde milliyetçiliğe karşı tavır alınıyor. Ve bu konuyla ilgili yazımda da belirttiğim üzere HDP'nin mesela 2007 yılındaki bir mitinginde, benim de katıldığım bir mitinginde HDP'nin değil de ortak bir, solun ortak aday çıkardığı bir mitingdi. Çünkü o zaman hiç kimse tek başına milletvekili kazanacak güçte değildi galiba. Ya da sol birlik halindeydi güzel bir şekilde. Ortak aday için yapılan mitingde milliyetçiliğe karşı diye slogan vardı. O çok iyi hatırladığım bir tarihsel andır. Orada da ortak miting HDP'nin de katılımı, hatta belki öncülüğüyle yapılıyordu. Şimdi bu tabii Türkiye'de milliyetçiliğin çözülmesi gereken bir problem haline gelmiş olduğunun da bir göstergesi. Hangi anlamda çözülmesi gerekiyor? Ne anlıyoruz biz? Herkes bir tanım yapabiliyor ve genellikle milliyetçiliği tanımlayanlar içine çok güzel hayır diyemeyeceğiniz özellikler koyabiliyorlar. İşte insanseverlikten tutun, yurtseverlik, vatanseverlik, birbiriyle dayanışma, yardımseverlik, aklınıza gelebilecek bütün iyilikleri milliyetçiliğe sığdırabiliyorsunuz tanımlarken. Ama uygulamada ne yapıyorsunuz? Ona bakmak lazım. Ve kanımca diğer sol partilerin de programlarında bu milliyetçilik karşıtı tavırlar var. Fakat genellikle sol partiler öteden beri sınıf meselesine ağırlık verirler ama diğer ezilme türleri, diğer ayrımcılık türleri ikincil hale getirme, günümüzde mağdun deniyor. Yani mağdur edilen, ayrımcılığın mağduru olan kesimlerden somut olarak çok fazla söz edilmiyor ve genellikle biz ırkçılığa karşıyız, faşizme karşıyız gibi daha genel kavramlarla idare ediliyor. Milliyetçiliğe karşıyız demek ise siyaset yapanlar için çok zor. Çünkü bir zamanlar olumlanmış bir sıfat, milliyetçilik. Bir zamanlar olumlanmış. Belki son olarak şu noktaya dikkat çekmek bir düşünme argümanı olarak gerekli. Milliyetçilik aslında sanki hep emperyalizme karşı bir ideoloji ya da bir tavırdır gibi anlaşılıyor ya da öyle sunuluyor. Öyle mi gerçekten? Yani bir ara ABD başkanlarından söz ettim. Onlar da zaman zaman işte our nation, nationalism diyebiliyorlar. Peki bu dünyanın bir numaralı emperyalist ülkesi. Sözü getirmek istediğim yer anlaşılmıştır. Aslında milliyetçilik doğuş anında belki ilerici, belki değil mutlaka daha birine kul, bir insana kul, padişaha kul, krala kul olmaktan siz çıkarken önünüze açılan yol milliyetçilik olmuş, millet olmak olmuş. Yani kul değil, milletsiniz, vatandaşsınız. O sıradaki milliyetçilik ilerici sayılmış, devrimli sayılmış. Oysa aynı zamanda emperyalizmin ideolojisi. Yani emperyalizm çıkıp da ben emperyalistim demiyor hiçbir zaman. Yaşasın emperyalizm demiyor hiçbir zaman. Faşistler de hiçbir zaman ben faşistim, yaşasın faşizm. Ancak demişler, bitmiş tarihsel olarak işte Franco İspanyası, yaşasın faşizm diyen dönem. Nazi Almanyası, işte Nasyonal Sosyalizm, Mussolini İtalyası. Onlar biteli beri dünyada pek az kimse, skinheadler dahil, onlar belki gamalı haçlar yapıyorlar filan. Ama çıkıp da kolay kolay yaşasın faşizm kamu önünde diyemiyorlar. Yaşasın ulusumuz, milletimiz, her şey milli çıkarlarımız için diyorlar. Mesela Bush, Irak'ı bombaladıkları sırada Bush öyle diyordu. Her şeyi ulusal, national interest için yapıyoruz diyordu. Şimdi emperyalizmin de ideolojisi. Daha doğrusu buna yine örtü demek lazım. Yani emperyalizmin örtmecesi de, faşizmin örtmecesi de milliyetçilik olabiliyor. Dolayısıyla toplumsal, siyasi hayatımızda büyük düğümlerden birisi halinde milliyetçilik. Bunu milletini sevmekle, vatanını sevmekle karıştırmaya çok eğilimli bir toplumuz biz. Bunun formülü nedir? Mesela ben toplumcu olmak kelimesini severim. O da bir yanıyla sosyalist olmayı anlatır, bir yanıyla bireyci olmaya karşı olduğunuzu gösterir. Ama bireyci olmak sözü de pek solda çok problemli bir kelimedir. Çünkü birey olmakla bireyci olmayı karıştırır. Pek çok kavram böyle bir şeyin nesnel haliyle öznel halini karıştırmak sonucuna varıyor. Siz bir milletsinizdir, peki vatandaşlık esasına dayalıyız diye yola çıkmışsınızdır. Türkiye'den bahsediyorum. Peki, güzel ama o arada birlikte yaşadığınız bir kavmi millet gürültüye gelmiştir. Onu görmezden gelirsiniz. Yani Kürtlerden bahsediyorum. Onun gibi Türk olmayanları pekala siz kendi üstünlüğünüzün gölgesinde bırakmışsınızdır. Bunun adını da milliyetçilik koymuşsunuzdur. Buna da dikkat çekmiş olarak bitireyim konuşmamı. Teşekkür ederim.